Selam dostlar. Bugün yine güzel bir gün ve dop dolu bir video ile birlikteyiz. Videoya geçmeden önce yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Daha önceki her hatırlatmada istediğimizden daha çok beğeni atarak desteğinizi sonuna kadar hissettirdiniz. Bu yüzden samimi olarak çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da hedefimiz en az 1000 like olsun. Sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Hakim Ziyech'in Galatasaray macerası özellikle son dönemlerde futbol kamuoyunun dikkatini çeken bir tartışma konusu haline geldi. Fazla futbolcunun sahada yer bulduğu ender anlarda dahi sergilediği etkisiz performans ve takıma aidiyet göstermemesi hem taraftarları hem de teknik heyeti rahatsız ediyor. Ziyech Bodrum Spor maçında eleştirilerin odağı olmaktan bir kez daha kurtulamadı ne yazık ki. Avrupa basınında alay konusu olan boş kaleye kaçırdığı gol unutulacak gibi değil ancak asıl problem Kaan Ayhan'ın sakatlanmasına neden olan pozisyonda yaşandı bence. Rakibini takip etmeyerek Kaan'ı ekstra bir müdahaleye zorlayan Faslı Yıldız hem fiziksel hem de mental olarak oyuna yeterince dahil olamadığını bir kez daha gösterdi. Galatasaray'ın mevcut oyun sisteminde ziyeşe yer olmadığı zaten açık. Oyun kurucu rolüyle sahada yer alsa da çoğu zaman uzak mesafelerden anlamsız şutlarla takımın ritmini bozuyor. Oynadığı her dakika Galatasaray'ın organize futboluna zarar veriyor Ziyeş. Teknik ekip tarafından sahaya sürülse bile fiziksel yetersizlikleri ve temposuz oyunu nedeniyle sistemin dışında kalıyor Ziyeş. Hacim Ziyeş'in Galatasaray'a yıllık maliyeti vergilerle birlikte 4 milyon euronun üzerinde. Bu durum kulüp özelinde büyük bir finansal yük de oluşturuyor. Menajerinin de oyuncuyu devre arasında Arap kulüplerinden birine transfer etmek için görüşmelere başladığı biliniyor. Kulübe 10 milyon euro civarında bir teklif gelmesi bekleniyor. Bu da Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 350-400 milyon lira gireceği anlamına geliyor. Ocak ayı transfer döneminde bu ayrılığın gerçekleşeceği neredeyse kesin gibi. Umarım bu transfer operasyonu hem Galatasaray hem de Ziyeş için yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ayrılık Galatasaray'ın oyun yapısını ve finansal planlamasına nasıl etkiler? Görüşlerinizi paylaşın, tartışalım. Bodrum Spor maçında konsantrasyon sorunları yaşayan Galatasaray'da Alkmaar karşısında rotasyonun resi bile olmayacaktır. Statü gereği oynayamayan Sallay ve sakatlığından dolayı kadroda yer alamayacak olan Kaan Ayhan'ın haricinde Galatasaray'ın sahaya çıkması muhtemel en ideal kadroyla maça çıkmasını bekliyorum. Önce Galatasaray'ın muhtemel 11'ini değerlendirelim. Alkmaar analizine de biraz sonra geleceğiz. Benim AZ maçı ilk 11 beklentim kalede Muslera. Stoper bölgesi Nelson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sağ kanat peki Barış Alper Yılmaz. Orta sahada Torreira ve Sara. Sol kanat peki Yunus Akgün. 10 numarada Mertens ve yeri uçta Osimen'le Batu Şahay. Rakibi değerlendirelim şimdi de. Altmar henüz bir önceki Avrupa haftasında Fenerbahçe ile yine kendi evinde oynamıştı. Hollanda ekibi ikinci yarıda Fenerbahçe'yi sürklase etse de ilk yarıda kalesinde oldukça net pozisyonlar görmüştü. Ben Galatasaray'ın da bu pozisyonları yakalayacağını ve Fenerbahçe'den daha keskin bir hücum gücüyle bunları değerlendireceğini düşünüyorum. Evet çok koşan ve mücadele gücü yüksek bir ekip Altmar. Ancak Bodrum Spor maçındaki oyunu bir kenara bırakırsak istim üstünde olan Galatasaray'ın bu maçta zorlanmadan 3 puana ulaşacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmesi için alacağı her galibiyet zaten önemli. Ama zorlu kış şartlarında geçecek Sivas deplasmanı öncesinde Malmö maçında rotasyon yapabilmek adına bu karşılaşmayı direkt hedef maç olarak görmek gerek. Ben Galatasaray'ın Alkmaar karşısında maçı 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Siz de maçla ilgili görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumlarda belirtin tartışalım. Bu yapı var, düzen var ve bu düzen Galatasaray'ı kolluyor diyen Aymazlara bir şey söylemek istiyorum. Alkmaar maçı için bazı çıkarımlar yapmak amacıyla Galatasaray'ın golden maçını bir kez daha seyrettim. Ya arkadaş Galatasaray geleni geçeni yeniyor diye bazen bizim de gözümüzden kaçıyor demek ki. İlk yarıda oyunun kaleci sakatlıkları, tedaviler, diğer sakatlıklar derken minimum 12-13 dakika durduğu devrenin sonuna 6 dakika uzatma verildi. Çünkü Galatasaray o sırada istediğini almış değil. Gole ihtiyacımız var. Ancak Galatasaray 1-0 öndeyken ve ikinci yarıda neredeyse oyunun ilk yarıdakinin yarısı kadar durmasına rağmen 9 dakika uzatma verilmesi organize kötülüktür. Bunu yaşayan Galatasaray olmasına rağmen neredeyse her hafta rakiplere şapkadan tavşan çıkarır gibi penaltılar çalınmasına rağmen yapı diyen takımlardan Beşiktaş'ın ligin başlarında penaltılarla ayakta tutulmasına Fenerbahçe'nin ise her hafta daha da komikleşen penaltılar kazanmasına rağmen yapı diyenler ya karaktersiz ama zeki ya da saf ama akılsız insanlardır. Galatasaray çok başarılı gidiyor ve taraftarını gururlandırıyor. Evet, çok mutluyuz. Siz yapı deyince de açıkçası genellikle gülüp geçiyoruz. Bizim için her şey güllük gülistanlıkken. Siz neden cehennemi yaşıyorsunuz? Bunu aynaya bakıp kendinize sorsanız iyi olur. Galatasaray'da bir hastalık varsa her zaman neşter vurulur. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ilaçlarını kullanmadığı gibi ağrısı geçmediği için doktoru suçluyor. Üstelik bir de bak Galatasaray sağlıklı. Doktor onları tedavi ediyor, bizi geçiştiriyor diyor. Böyle devam ederseniz siz doktor değil imam patlayacak bizden söylemesi. Galatasaray Ocak transfer döneminde takımı güçlendirecek adamlar atmak için kolları sıvadı. Hedef net kanat transferi. Sezon başında Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılığı sonrası kanat rotasyonunda eli zayıflayan Okan Buruk liste başına kanat takviyesini yazdı. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ı bek pozisyonunda sık sık kullanmak zorunda kalan tecrübeli teknik adam Ocak ayında ilk iş bu bölgeyi güçlendirmekte kararlı. Peki Galatasaray'ın listesinin zirvesinde kim var? Cevap zor olmasa gerek. John Arias. Koyumbyalı kanat oyuncusu uzun zamandır Okan Burun'un radarında. Aslında yaz transfer döneminin başlarında. Kerem veya Zaha'dan biri ayrılmış olsaydı Sarı Kırmızılılar Arias'a imza attırmayı planlıyordu. Ancak ayrılık olmayınca bu hamle rafa kaldırılmıştı. Eylül ayında ise Brezilya kulübü Fluminense aryasın transferine izin vermemişti. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray'da gözler artık Brezilya'ya çevrildi. Galatasaray Fluminense ile resmen masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden Arias 2021'den bu yana Fluminense formasıyla 190 maçta 42 gol 42 asist gibi dikkat çeken bir performansa imza attı. Ocak ayı geldiğinde Galatasaray'ın bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak kesin. Galatasaray'ın bu sezon kilit isimlerinden biri olan Davinson Sanchez Avrupa devlerinin radarında. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid Kolombiyalı yıldızı transfer listesinin başına almış durumda. Söylentilere göre Real Madrid bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalmış ve ilk olarak 35 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuş. Ancak kulüpten gelen bilgilere göre Galatasaray bu teklif karşısında en az 40 milyon euro'luk bir beklenti içinde. Sadece Real Madrid değil bu arada Sanchez'e İngiltere, Almanya ve İtalya'dan da birçok kulübün ilgi gösterdiği konuşuluyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Davinson Sanchez özellikle Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Fiziksel olarak oldukça güçlü ve üst düzey bir teknik kaliteye sahip olan Kolombiyalı Yıldız Galatasaray savunmasının belki mi konumunda. Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Davinson Sanchez kısa sürede gösterdiği uyum ve liderliğiyle hem teknik ekibin hem de taraftarın gönlünde taht kurdu. Hem hava toplarında hem de birebir mücadelelerde rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Davinson, defansif katkısının yanı sıra pas oyununa olan yatkınlığı ve oyun kurma becerisiyle de çok dikkat çekiyor. Savunmadan topu çıkarırken yaptığı isabetli paslar takımın hızlı hücuma çıkmasına olanak sağlıyor ve Galatasaray'ın oyun sistemine de ciddi katkı sağlıyor. Davinson Sanchez Real Madrid'in onun gözüne kestirmesiyle transfer döneminin en çok konuşulan stoperlerinden biri olacaktır. Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla değerini her geçen gün arttıran Kolombiyalı Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor. Galatasaray yönetimi ise bu ilginin farkında ve oyuncusunu ucuza bırakmak niyetinde değil. Davinson Sanchez'in olası bir transferi kulübün kasasına ciddi bir bol servis geliri kazandırabilir ancak taraftarların hakkında tek bir soru var bu dev talipler karşısında Galatasaray Davinson Sanchez'i elinde tutabilecek mi? Şimdilik her şey söylenti ancak transfer dönemine yaklaşılırken Avrupa basınında çıkan bu iddiaların giderek daha fazla konuşulacağı da kesin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.